Yani arkadaşım. Evet, sen ne istiyorsun? Çift bastonlar en ufak bir reflekse bağlı. Yani parmağınızdan herhangi bir refleks sonucu desen değişebiliyor. Yani sıvama bastonlar genelde zift üzerine yapılan bir modeldir. Kendi bez dokunuşuna göre, parmak dokunuşuna göre kendi has modelini ortaya çıkarır. Ama bir ikincisini daha yapamazsınız. Benzer, %99 benzer ama %100 olmaz. Yani sıvama bastonlar bu şekilde yapılır. Kızılcık ağacının özelliği ise lifleri kökten başlar, dalın ucuna kadar bir teviye sürekli devam eder. Bu yüzden esneme kabiliyetine sahip kırılmaya dayanıklı ağaçlardandır. Kasım ile Şubat arasında kesim yapılan dallar atölyemiz tarafından üstü kapalı havadar gereken bir yerde bir yıl boyunca muhafaza edilir. Düzeltme işlemleri yapılır. Düzeltme işlemlerinden sonra tek tornada kabuğundan arındıracak ve merkezleyecek şekilde çekilir. 3 ay olmak üzere bir kere daha saklamaya alır. 3 aydan sonra sapını ve manda boynuzundan yapılma kemik dediğimiz at boynuzu takılır. Manda boynuzunun özelliği ise demir kadar olması da sağlamdır, lastik kadar olması da az kayar ama en büyük özelliği hijyeniktir. Mikrop kabul etmez. Bunu biz bilmiyorduk, bir profesör abimiz gelmişti buraya, bize o izah etmişti. Siz bunun hijyenik olduğunu nereden biliyordunuz? Biz de bilmiyorduk o söyleyene kadar ama eskiden beri gelen bir şey olduğu için, manda boynuzu devrekle kullanıldığı için devam ediyoruz. Şimdi ondan önce neden haksızlık oldu biliyor musunuz? 200 kadar paylaşıyordu. 103 yıl geliyordu. Yusuf Efendi Lisesi'ne geliyordu. Bizim